güzel insanlar. Kariyat Suresi. Bir şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Right here, right now. Bu batılların sloganı oldu bir dönem. Hemen şimdi, hemen burada. Hemen şimdi, hemen burada ha. Böyle diyen bir adamın anından başka hiçbir şeyi yok. Hafızası yok bir kere. Geçmişi yok. Geleceği de yok. Umudu yok. Projesi yok. Planı yok. Duası yok. Dua umut demektir. Umut dua demektir. Umut duygunun duasıdır. Dolayısıyla şimdi ve buradaya mahkum olma dersi. Açacağız tabii ki, gireceğiz inşallah. Evet, sorumuz bu. Bu bir tefsir dersi değil biliyorsunuz. Zira tefsir dersini 16 yıl vermiştik. Bu bir Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersi. Yani seyri Kur'an, siretül Kur'an. Kur'an'ın hayat yürüyüşü hayat kitabı oluşuyla alakalı. Bu hayat yürüyüşünde bizim de hayat yürüyüşümüzde yürüyüşümüzü güzelleştirmek için, yürüyüşümüzü daha donanımlı kılmak için, yürürken bizi bekleyen tehdit ve tehlikelere karşı bizi donanımlı kılmak için istifade edeceğimiz kaynaklar var. Tabiat bunlardan biri. İnsanlık tarihi bunlardan biri. Varlık bunlardan biri. Ve tabii ki Kur'an da bunlardan biri. Kur'an'dan nasıl istifade edilir? Soru bu. Şunu hep haykırasım geliyor. Kur'an'dan istifade etmek sadece ve sadece Kur'an'a iman edenlerle sınırlı kalmamalı. Büyük bir elinizde imkan var ama bu imkandan çok küçük bir kesim istifade etmemeli. Kur'an'a iman etmeyenler de Kur'an'dan istifade edebilirler. Evet edebilirler. Onları ön yargılarını yıkmaya davet ediyorum. Kırmaya davet ediyorum. Çünkü ya ey insanlık Ey insanlık diye hitap eden bir kitaba sen bir insan olarak buyur söyle diyebilmelisin eğer ön yargın yoksa söyle dinleyeyim diyebilmelisin ateist olabilirsin deist olabilirsin agnostik olabilirsin Hristiyan olabilirsin Yahudi olabilirsin Budist olabilirsin her şey olabilirsin ama benim konuşacak bir sözüm var benim bir sözüm var ve ben insana hitap ediyorum diyen bir söze buyur söyle sözünü demelisin Platon'un bir eserini okuyoruz mesela devleti okuyoruz mesela diyaloglardan birini okuyoruz tehtitosu okuyoruz bu insanlar kendine has inancı olan pagan insanlar Peki bunların inancını biz dikkate alıp pagansa okumam diyen oldu mu? Oluyor mu? Aklınıza geliyor mu bu? Aristo'nun eserini okurken, Platon'un eserini okurken. Yok. Niye gelmiyor? Gelmemeli. Yani istifade etmek için okuyoruz değil mi? Acaba ne var? Ne var ki 2500-2400 yıldan beri bu eser ayakta? 2400 yıl öncesinin insanı nasıl düşünmüş? Nasıl duymuş? Ne olmuş? Dolayısıyla merak insana verilmiş en büyük değerlerden biri. Merak bilginin annesidir. Bilginin anne rahmidir. Merak doğurur bilgiyi. Merak bilginin duasıdır. Merak ettiğiniz zaman bilgi sizi bulur. Siz ararsanız o da sizi arar. Sizin bilgiyi aramanız, hakikati aramanız merak duygusuyla başlar. Yani gördüğünüz gibi neden Platon'un bir eserini, Aristoteles'in bir eserini veya diğerlerinin bir eserini okurken ön olmayanlar neden Kur'an'ı okurken ön yargılar veya okumamakta ön yargılar. Evet, ben bunu söylüyorum. Dürüst olalım. Evet, karşımızda muhteşem bir bildiri var. İ i̇lahi bir bildiri. Evet, Hudellin Nas. İnsanlık için bir rehber. Hudellin Nas ve beyinat minel huda vel furkan. Beyinat bildiri demektir. Evet, İnsanlık Bildirisi